Kıymetli seyircilerimiz, Işık ve Gölge bu bölümde sinema yazarlığını konuşacak. 1977'den bu yana kitaplarıyla bizlerle birlikte olan sinema yazarı Attila Dorsay ile birlikteyiz. Buyursunlar efendim. Attila Dorsay'ı tanıyor musunuz? Tabii tanıyorum yani. Basından, medyadan tanıyorum. Film eleştirmeni. Tanıyorum. İşte film eleştirmeni, sinema eleştirmeni yani. Evet, sinema eleştirmeni. Attila Dorsay'ı ismen biliyorum. Tanınmış biri herhalde sinema eleştirmeni evet. Zannedersem. Ama takip etmiyorum. Attila Dorsay değerli bir kritikleri yapan değerli bir yazarımızdır. Takip ettiğiniz bir sinema yazarı eleştirmeni var mı? İsimlerini şimdi hatırlayamayacağım ama birkaç tane var. Bir Attila Dorsay. Yani işte hatırlayamadım şu anda ama var öyle izlediğim oluyor. Amazon'da. Etmiyorum da. Genelde okurken yani mutlaka ilaveten bakıyorum. Sinemaya gitmeden önce izleyeceğiniz film hakkındaki eleştiri yazılarını okuyor musunuz? Sinemada dağıtılan o ön yazıları okuyorum gittiğim zaman. Zaman zaman böyle şeyler istemesem de zaten gözümüze sokuluyor medya tarafından. Gerek televizyon gerek yazılı. Doğru söylemek ise ben pek hale almıyorum. Eğer canım komedi istiyorsa komedi filmine giderken gülmek için gidiyorum. Onun bilincinde olduğum için oradan çok şey beklemiyorum. Beni güldürmesi yeterlidir. Çok detaya girmeye gerek yok. Dram seyretmek istiyorsam eleştirileri bazen dikkate alıyorum. Yabancı filmlere bakış açım biraz daha farklı oluyor. O yüzden çok eleştirileri okuduğumu söyleyemem yani. Şimdi doğruyu söylemek gerekirse sonradan eleştiriler dinleniyor. Yani yayından sonra eleştiriler daha çok dinleniyor. Hatta isim verebilir miyim? TRT'de çünkü bu konuda bir sinema eleştirmenleri de konuşurdu. Ben o programları da kaçırmazdım. Zaman zaman rastladığım zaman da yine de devam ediyorum. Filmler hakkında, günlük filmler hakkında ya da eski filmler hakkındaki eleştirileri seyrediyorum, dinliyorum. Ara sıra okurum yani. Ona göre de şey yaparım. Mesela televizyondaki yorumlara şey yaparım. Ona göre filmi seçerim yani. Tercihim ondan yana olur. Arada sırada. Yani okumadan da gidiyorum. Sinema eleştirilerinin filmler üzerinde etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle oluyor. Yani halkı daha bilinçlendiriyor, yönlendiriyor. Onu yani şey yapıyorum, kabul ediyorum. Güzel fikirler veriyor. Seçiciliği sağlıyor en azından. Mutlaka. Yani seyirciye mutlaka bir etkisi vardır. Ona göre kendini ayarlar, ona göre gider, izler filmi. Muhakkak vardır. Olmaması mümkün değil. Uzman görüşlerinin her dalda katkıları muhakkak olur. Olmaması mümkün değil. Yani olduğunu sanıyorum. Olması da lazım bence. Yani eleştirisiz bir şeyin olacağını sanmıyorum. Eleştirilmesi lazım. Çünkü 7. sanat sabı. Eleştirilmesi lazım. Atilla Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, gayet iyiyim. Sizi Işık ve Gölge'de ağırlamak bizim için büyük bir keyif oldu. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, keyif bana ait. Üstelik böyle tarihi bir dekorda. Evet, 1600 yıllık tarihi bir mekan. Evet. Geç Roma döneminden Bizans dönemine geçiş yanılmıyorsam. Ve bu duvarlar hakikaten orijinal duvarlar. Evet, öyleymiş. Geldiğimden beri bir şaşkınlık içindeyim. İstanbul'da neler var? Değil mi? Bilinmeyen, el atılmayan. Ya zaten Beyazıt'tayız mekan olarak. Derler ki Beyazıt'ın altı da üstü de dolu. Aynen. İstanbul'un her yeri. Aynen. Evet. Nereye karsanız bir tarih fışkırıyor yani. Kesinlikle öyle. O yüzden gerçekten güzel bir şehirdeyiz. Evet. Sizden bahsederek programımıza başlayalım. Mimar Sinan Üniversitesi Yüksek Mimarlık Bölümüsünüz. Evet ama o zamanlar adı Güzel Sanatlar Akademisi'ydi. Daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi adını verdiler. Orada mimarlık okudum. 1957'de Galatasaray Lisesi'nden hemen sonra girdim. İşte iki sömestr kaybettim. Projeler kolay kabul edilmezdi. Çok büyük hocalar vardı. Sedat Akkayel'den Utarit Dizgi gibi. İki projede çaktım. O bir yıl ekledi. Bir yılda ben bir kişisel küçük bir bunalım geçirip ara verip bir yıl Paris'te yaşadım. Bir yılda oradan kaybettim. 7 yılda ancak bitirebildim. 64 yılında mezun oldum. Biz sizi sinema yazarı, sinema eleştirmeni olarak tanıyoruz evet. Ama hiç mimarlık yaptınız mı peki? İstanbul Belediyesi Yüksek İmar ve Planlama Müdürlüğü'nde 2,5 yıllık bir çalışmam oldu. Hemen 64'te
pardon 64'te askere gittim, 66'da gelip hemen askerlik sonrası girdim. 2,5-3 yıla yakın çalıştım ve bu da bana İstanbul'u tanıttı. Çok önemli yani orada çalışmak. İstanbul'u yalnız tarihi zenginlikleriyle değil, imar sorunlarıyla, kentleşmesiyle hazırlanan o dönemde mevzi imar planı denen ve gerçekten çok önemli bulduğum bir takım çabalarla mümkün oluyordu. Ve ben 3 yıla yakın bir zaman İstanbul'u neredeyse parsel parsel, bölge bölge tanıdım. Biliyorsunuz benim Sımay yazarlığımın yanında çok uzun yıllardır devam eden bir tür İstanbul yazarlığım var. Evet. Yani bu titri de artık kendime verebilirim sanıyorum. Çünkü çok yazdım. Hatta o yazıları şu anda topluyorum. Yakında İstanbul Nereye adlı bir kitap şeklinde çıkacak. Çok yani hoş. Bütün İstanbul üzerine yazdığım yazılar artı çok geniş bir olaylara bugünden bakma çabası var. Çünkü İstanbul'da benim için neredeyse sinema kadar, müzik kadar sevdiğim bir başka alan oldu. Hakikaten bu şehir bir ummandır yani. Biraz önce de konuştuk. Evet, galiba mimar olmanızdan dolayı da bu mekan biraz daha farklı öyle şeyler. Öyle yani, ben şimdi içeri girdim, hiç görmemiştim burası. Büyülendim, böyle kaldım. Arkadaşlar bana buyurun oturun dinlenin falan dediler. Ne dinlenmesi ya, şu mekanı göreyim dedim dolaştım önce. Evet. Başka bir şey yani, mimarlık insana bir boyut ekliyor tabii. Arka taraflarda da değişik koridorlar var. Küçük bir koridoru var. Aynı programdan güzel. Sonra size orayı da göstermek İnşallah. İsterim. Gazete yazarlığı. İşte askerlikten döner dönmez 1966 yılında imar ve planlama yüksek müdürlüğüne kapağı attıktan hemen sonra, belki bir iki ay sonra, ben küçük yaştan beri filmleri yazardım, 10 yaşından beri defterlere ve eleştirmen olmak benim çocukluk hayalimdi. Yani çok bilinçli değildi ama onu soracaktım zaten. Hemen o zaman yeri gelmişken parantez açalım. Hani sinema yazarlığı nereden? İşte ben yani küçük yaşta İzmir'de annem babam tarafından sinemaya götürüldüm. Beni bırakacak kimse yoktu evde. Mütevazi bir aileydik. Babam devlet memuruydu. Onlar da sinemayı severlerdi. Karşıyaka'da sinemaya gittikleri zaman 5-6 yaşından itibaren beni de aldılar. Tabii daha öncesinde değil belki ama ben o yaşta sinemaya başlayınca ilkokul öncesi ve ilkokulun ilk 2 yılında onları da İzmir'de okudum çünkü. Sonra İstanbul'a geldim ve Galatasaray'a girdim işte dediğim gibi. Annemle daha 5-6 yaşında onların peşinde sinemalara gidip her hafta 1-2 film izlemenin de etkisi ama herhalde yaratılışımda da varmış. Mutlaka. Bu görsel dünyaya aşık olmak kaderi. Bilgisayar nasıl programlanıyorsa bugün bizler de yaratılırken aynen. Öyle bir program aynen. Konulmuş. Sanki bir yerde birisi bir şeyler, bir yüksek bir kuvvet bir şeyleri programlıyor. Kuşkusuz öyle. Yani o programlar iyi oluyor, bazen talihsiz de olabiliyor ama benim için tahta varsa vuracağım. Burada her şey de taş. Her şeye çok iyi geçti. Hep şükrederim yani. Hep şükrederim ve bana verilen nimetlerin hep bilincinde oldum. Çok mutsuz anlarımda bile o işte Stefan Zweig'in deyimiyle tarihin parladığı anlar, yıldızın parladığı anlar diye bir kitabı vardır onun. Tarihi boyunca hakikaten bir takım insanlar için, tabii çok ünlü insanlar için o yıldızın nasıl parladığı ve onların adeta ilahi bir güçle önemli bir göreve, misyona nasıl gönderildiklerini anlatır Stefan Zweig. Benimkisi öyle önemli bir misyon falan değil ama sanki ona benzer bir güç beni sinemaya yönlendirdi, sevk etti, yolladı. Ve dediğim gibi 10 yaşından itibaren gördüğüm filmleri defterlere yazmaya başladım. Dolayısıyla sinema yazarı olmak, sinema yazarı yazmak idealimdi. İşte belediye kabul edilmemden hemen sonra yazılarımı, o haftaki filmleri yazdım, koltuğumun altına aldım. Hiçbir ön temasım, bir pistonum, bir işte hamilelik kart yakinimdir derlerdi. Evet. Eskiden yani bir kart verilir, kart vizit ve o yollanırdı iş bulması için. Ne öyle kart vizit, hiçbir şey yok. Cumhuriyet Gazetesi'nin kapısını çaldım. Rahmetli Genel Yayın Müdürü Ecvet Güres'ine gittim. Dosyamı verdim ve ben sinema yazarı olmak istiyorum, filmleri eleştirmek istiyorum efendim dedim. O da beni Erol Dallı'ya yolladı. O dönemin yazı işleri müdürü. Erol Bey de şöyle bir baktı, fena değil dedi, bir bakalım dedi, siz gidin biz haber veririz dedi. Ve bana haber de vermediler galiba, o cumartesi benim yazarım Cumhuriyet'te çıktı. 3 film yazmıştım, çok küçük rötuşlarla. Evet. Aşağı yukarı aynen benim yazdığım gibi havalara sıçradım tabii ve bu 1966 Aralık ayında oluyor. O günden beri hiç durmadan yazdım. Demek ki 47 yıl oluyor ya, galiba. 3 sene sonra 50. sanat yılınız. Evet, 50. yılımı büyük bir şölenle
İnşallah. İnşallah. Büyük şaka bir keyifle. Ama tabii ki ne demek. Bir de o dönemlerde şey çok ilginç gelir bana. Yani günümüzdeki gibi sinema okulları, üniversitelerde bölümler falan da yok. Hiçbir şey yok. Yani şimdi genç arkadaşlarımız işte üniversitelerin sinema bölümlerine gidiyorlar. Hocalarının eşliğinde, önderliğinde. Sanıyorum 20-25 kadar okulda sinema, televizyon bölümleri var. Artık onlar at başı gidiyor tabii. Hı hı. Ama o zamanlar hiç yoktu. Evet. Sadece benim okuduğum Güzel Sanatlar Akademisi'nde Sami Şekeroğlu'yla dönemdaşız. Mimar Sinan yani Üniversitesi'nden. Aynı sınıfta okumadık ama dönemdaşız. O zaten plastik sanatlardan geliyordu, mimarlık okumuyordu. Ve o benimle aynı dönemde işte Türk Film Arşivi diye orada bir küçük şey kurdu, birim kurdu. Hı hı. Ve Türk filmleri göstermeye başladılar. Yeşilçam'ın en parlak yılları tabii, 60'lar. Hı hı. Ondan sonra Sami Şekeroğlu onu işte Devlet Film Arşivi'ne dönüştürdü. Mimar Sinan'ın bünyesinde, üniversitede Mimar Sinan oldu. O arşivi devam ettirdi. Bugün biliyorsunuz ki o Türk Film Arşivi, Sinema TV Enstitüsü idi. Şimdi Sinema Televizyon Merkezi oldu. Evet. Merkez diyelim. Bugün Türk sinemasını yegane koruyan, kopyaları tasnif eden, onları zamanın tahribatına karşı muhafaza eden tek kuruluş. Hatta Ertem Göreç bir şey anlatmıştı bana. Hem çok şaşırmıştım hem çok sevinmiştim. Bir yerde karşılaşmıştık birkaç sene evvel. İşte neler yapıyorsunuz, nasılsınız diye konuşurken bu sıralar Mimar Sinan Üniversitesi'ne gidiyorum dedi. Ne yapıyorsunuz orada derken şunu söyledi. Oradaki eski filmleri, makaralarda olan eski filmleri 3 ayda bir çevirmek lazım. Ki hava alsın, birbirine yapışmasın, zarar görmesin. Oturup çeviriyorlar. Evet, ben bunu yapıyorum dedi. Çok güzel ama tabii devletin yardımı hiçbir zaman tam olarak ulaşmadı. Gerçi hakkını yememek lazım. O üniversitenin bütçesi tabii devlet tarafından ödeniyor. Belli ölçüde korunuyor filmler. Bazen kopyalar çıkartılıyor. Fakat ciddi ve planlı bir yaklaşım. Ben en azından 5-6-7 belki Kültür Bakanı'na bunu rica etmişimdir geçmişte. Ne olur Amerika bile bunu yapıyor ki bir özgür girişim ülkesi. Ama her yıl Amerikan Senatosu, Amerikan tarihinin parçası saydığı 10-12 filmi saptıyor. Çok fazla değil. Onlar hemen devlet tarafından onarılıyor. Eskiden yeni kopyalar çıkartılıyordu. Şimdi dijitale aktarılıyor. Evet, yöntem o. Böylece ebedileşiyor artık o filmler. Hiçbir zarar gelmesi, kopyaların eskimesi mevzu bahis değil. Amerika bile bunu yapıyor ki dediğim gibi devletin bu işlere el uzatmadığı, her şeyin özel sektör tarafından hallolulduğu bir ülkedir. Türkiye'de bunu haydi hadi yapmak lazım. Her yıl 10-15 film saptanır. İşte onların gerçekten onarımı yapılır, dijitale aktarılır. Böylece birkaç yıl içinde Türk sinema tarihinin en önemli 100-150-200 filmi tamamen koruma altına alınmış olur. Bunu yapmadılar. Da artık. Bunu kimse yapmadı. Evet, evet. Yani büyük bir ihtiyaç ama. Yani kısa sürede bunların yapılması ve tamamlanması gerekiyor. Evet, Türkiye tuhaf bir toplum tabii. Yani çok parlak bir mazimiz var. Ben de biraz Osmanlıca konuşayım. Çok seviyorum bu kelimeleri. Çok parlak bir geçmişimiz vardı diyebilirdim ama mazi kelimesi bambaşka değil mi? Evet. Çok parlak bir mazimiz ve çok görkemli bir tarihimiz var. Ama ne derece koruyoruz, ne derece farkındayız hatta, ne derece sahip çıkıyoruz. Biraz hafıza yoksunuyuz, bellek yoksunuyuz. Günü gününe yaşıyoruz. Her şeyi gündelik modalar böyle alıp götürüyor hele son dönemde. Ve gereğince o tarihe sahip çıkmıyoruz gibi geliyor bana. Sinemamız da bunun küçük bir parçası tabii. Doğru. Televizyon programcılığınız da var. Televizyon programları. Programlarınız var. TRT'de zannediyorum. Yani TRT'de başladı tabii. Ben televizyon ve radyo ile ilgili işler de yaptım. Hemen hepsi TRT'de oldu. TRT bir dönemde Türk sanatını çok himaye eden, çok koruyan bir kurumdu. Bugün de tabii bu yönde çabaları var ama TRT 2 dediğimiz kanalın tümüyle bir kültür sanat kanalı olduğu bir dönem vardı. Sonra haber kanalı oldu biliyorsunuz. O dönemde TRT bu işlere çok sahip çıktı ve TRT 2'nin açıldığı 1985 tarihinden başlayarak ben orada televizyon programları, sinema programları sundum. Değişik dönemlerde değişik şeyler yaptık. İşte 1995 yılında sinemanın 100. yılı kutlanıyordu. Sinema 100 yaşında diye bir program yapıp bulabildiğimce gerçekten en önemli filmleri buldum ve sundum. İşte bir dönem Alin Taşçıyan arkadaşımla birlikte Sinema Büyüsü diye bir kuşak yaptık. Ve ben uzun yıllar TRT 2'nin
sinema, klasik sinema programlarını gayri resmi olarak tabii hiçbir resmi titrim yoktu. Ama o programları canlandırdım, filmler buldum, filmleri sundum ve birkaç kuşağı sinema kültürü aşıladık. Yani bunu önemsiyorum tabii. Birçok genç arkadaşım da hep öyle der. Yani biz sizin sayenizde TRT'de o kuşaklarda eski filmleri görerek onları sevmeyi öğrendik derler. Aynı dönemde tabii Erman Şener de eski Türk filmlerini sunuyordu rahmetli. Yine rahmetli Rekin Teksoy'un sinema ve edebiyat diye bir kuşağı vardı. Öyle birçok kuşak gelip geçti TRT'den. Ama işte TRT2 sanat kanalından dediğim gibi haber kanalı olmaya gidince bütün bir sinema kuşakları kalktı. Keşke TRT o işi hala bugüne dek niye olmasın sürdürüyor olsaydı. Ve daha başka önemli filmler de yine TRT ekranından bütün Türk halkına ulaşsaydı. Bu mümkün olmadı. Ben sonra özel kanallarda da arada sırada yani televizyon devamlı bir kuşak yapmadıysam da kısa süreli kuşaklara katıldım ama o TRT'nin sinema kuşakları gibisi hiçbir yerde olmadı. Hiçbir zaman bir özel kanal sinemaya, klasik sinemaya hele geçmişin sinemasına o kadar büyük yer vermek istemedi. Çok alıcısı, seyircisi olan bir alan değil tabii. Ve TRT'de yaptığımızı başka bir yerde yapamadık. Evet. Sinema eleştirmenliğine gelirsek ama gelmeden evvel sizin bir de tercümanlıkla alakalı 25 senedir yürüttüğünüz bir şey de var. Yani tabii kısaca ondan da bahsederseniz. İlgi ve merak alanlarım çok olduğu için işte bir tanesi müziktir mesela. Müzikle de uğraşıyorsunuz. Tercüman rehberliğe geçmeden ondan söz edeyim. Lütfen. Ben müziği çok sevdim ama bir takım aydınlarımızın tersine klasik müziği değil de popüler müziği sevdim. Ki bu popüler müzik deyince bir kere içine bizim kendi musikimiz girer. Ben İzmir'de çocukluğumda İstanbul Radyosu'ndan akşamları yansıyan o fasıl seslerini, o işte Hamiyet Yüceses, Perihan Altında, Safiye ile Mine Nurettin gibi seslerin de katıldığı fasılları veya solo konserleri hiç unutmadım. Onlar benim kişisel belleğimin ayrılmaz bir parçası oldu. Daha sonra Türkçe tangolarla çok sesli müziğe geçtim. O yüzden Türkçe tangoları da çok severim. İşte bütün o besteciler Necip Celal Antel, Necdet Koyutürk, Fehmi Ege, Celal İnce bunlar gençlerin tanımadığı ama bir döneme damgası vurmuşsunlar. Oradan bayağı batı pop müziğine geçtim ve geçince de tam geçtim. Yani cazından Latin müziğine, Fransızca şansonlardan İtalyanca şarkıları her şeyi sevdim ve bir arşiv tutkusu da vardır bende. Hep arşivlemeye çalıştım. Eskiden koca koca albümler vardı. Daha sonra işte CD'ler çıktı. Çok geniş bir CD arşivim ve koleksiyonum var. Hatta bunu ne yapayım? Bir özel radyoya mı armağan edeyim veyahut da bir üniversiteye mi armağan edeyim? Çünkü onları kendimle götürecek değilim ve hakikaten 20. yüzyıl pop müziğinin en zengin arşivlerinden biri. Bunu dünya çapında söylüyorum. Herhalde ben de. Bu arada yine TRT sağ olsun bana onları radyoda çalma imkanı verdi ve Radyo 3'te ki hala var 1987'den 1994 yılına kadar 7 yıl boyunca Geçmişten Günümüze adlı bir kuşak yaptım. Her pazar günü saat 12'den 1'e. Orada da yani geçen yüzyılın bütün pop müziğini yine bir kuşağa tanıttım diyebilirim. Ondan da çok büyük bir gurur ve onur duyuyorum ve çok büyük zevk almıştım. TRT yine TRT kaldırdı o müzik programda. Çünkü birdenbire Radyo 3'ü bir klasik müzik radyosu haline getirdiler 94 yılında. Bizi kışkışladılar. Tabii olmadı çünkü klasik müzikle birlikte bu tür şeyler de olabilirdi. Birlikte barış içinde yaşayabilirlerdi. Birkaç yıl sonra dönüldü ama ben artık TRT'ye dönmedim ve o kuşak da bitti yani. O da benim için önemli bir çabadır. Neyse bu arada ben lisan bilgim iyi olduğu için Galatasaray'da çok iyi bir Fransızca edindim. İngilizcem de sonradan çok gelişti. Bugün dünyanın herhangi bir yerinde verdim de yani İngilizce bir konferans verebilirim Türk sineması üzerine. Yıllarca bunu da yaptım. Dedim ki bunu biraz yani biraz tesadüf oldu aslında. O zamanın Kültür Bakanlığı birdenbire bir ilan yayınladı gazetelerde. Tercüman rehber alınacaktır. Lisan imtihanı vardır. Başvurun diye. Yıl 1960. Başvurdum. Ondan sonra Erdek'e tatile gittim arkadaşlarımla. Bir döndüm eve mektup gelmiş. İşte kabul edildiniz gelin bir sınav geçirin. Gittim. Fransızca ve İngilizce sınavlarından geçtim. Sonra 6 aylık bir kurs gördük ki o da unutulmaz bir dönemdir benim için.
çok değerli insanlardan İstanbul'u ve Anadolu'yu öğrendim. Ki bunların arasında mesela Mesut Cemil gibi unutulmaz bir müzik adamı vardı. İstanbul Radyosu'nda görevliydi, evet. O yıllarda Mesut Cemil bize bizzat geldi. Türk musikisini anlattı. Veyahut Anadolu'yu Halikarnas balıkçısından gezdik. Ege'yi mesela, bütün Ege bölgesini. Neyse, bu konuşmalar bitmez. Ben de evet. Anı çok. Tercüman rehber oldum 1961 yılından başlayarak. Yazları Fransız, sonra Belçikalı, sonra İngilizce de işin içine katarak işte Amerikalı, İngiliz gruplarını. Anadolu'da ve İstanbul'da rehberlik yaptım onlara. O işi de sevdim. Evet. Böylece insanları tanıyorsunuz. Çok çeşitli halkları, ırkları, onların davranışları, karakterleri. O da bir yazar için çok önemli bir şey. Birçok insana tanımak, ulaşmak. Evet. Evet. Size evet. herhalde en büyük katkıyı sağlayabilecek bir şey. Yani hem onları tanıyorsunuz hem de onların aracılığıyla kendi yurdunuzu tanıyorsunuz. Çünkü biz Türkiye bakmasını da çok iyi bilmiyoruz. Yani şimdi insanları bıraksan, şimdi olmaz ya, o zamanlar olabilirdi. Diyelim Kapadokya'da Peribacaoğlu'nun üstüne oteller inşa edecekler. Turistler gelsin diye. Halbuki bilmiyorlar ki turist otel için değil. O Peribacaoğlu için geliyor zaten. Dolayısıyla oteli başka bir yere inşa etmek lazım. Evet. Ama geçenlerde gazetede vardı. Bugün hala Kapadokya'nın göbeğinde otel yapmaya çalışan insanlar var. Neyse. Ama yabancı gözüyle gördüğünüz zaman Kapadokya'yı anlıyorsunuz ki orası başka bir alem. Orayı çok korumak, çok sevmek, çok bağrına basmak lazım. Çünkü dünyanın başka bir yerinde olmayan bir doğal oluşum var orada. Veyahut en küçük tarihi eserin bile ne anlama geldiğini görüyorsunuz. Bir taşın bile, en küçük bir mozaiğin bile, mozaik parçasının bile ne kadar önem taşıdığını. Dolayısıyla ben Anadolu'yu Batılıların gözüyle de gördüm ve daha da çok sevdim. Batılıları değil yani, Anadolu'yu daha çok sevdim. Evet. O da çok enteresan bir şey tabii. Sinema eleştirmenliğine gelirsek, şimdi sinema eleştirmeni olarak yani diğer uğraşılarınızdan en ön plana çıkan meslek olarak da biz sizi sinema şimdi eleştirmeni en devamlısı olarak bu tanıyoruz. Oldu ve meslek haline geleni bu oldu. Yani herhalde Türkiye'de sinema eleştirmenliğini bir meslek haline getiren ilk yazar benim. Çünkü ben bugün hayatımı tamamen bununla kazanıyorum. Çalıştığım gazeteden bir maaş alıyorum. Bu iyi bir maaştır, onu söyleyeyim. Türkiye standartlarına göre iyi bir aylık alıyorum. Ve prensip olarak sinema yazıları yazıyorum. Gerçi İstanbul falan da yazıyorum ama asıl işim sinema. Demek ki yani bunu özellikle bizi izleyen gençlere söylüyorum. Hani şu meslek para getirir, öbür meslek getirmez. İşte illa ben mühendis olayım, en çok para getiren iş bu. Veya inşaatçı olayım veya ne bileyim ben işte böyle gözde meslekler vardır her dönemde. Böyle düşünmesinler. Kendilerini iyice yoklasınlar. Yani esas yeteneklerini, asıl ilgi alanlarını keşfetmeye çalışsınlar. O da tabii hemen ortaya çıkmıyor. Bakmayın bende kolay oldu ama herkes pat diye esas ilgi alanını bulamaz yani. Evet. Ve ona maddi manevi yatırım yapsınlar. Oraya bağlansınlar. Manen, ruhen, sonra da maddeten. Ben yani naçizane böyle düşünüyorum. Kendilerini de yetiştirmeleri çok önemli. Yani tabii. Mesela bir sinema yazarı, sizin tabii diğer uğraşılarınız da zannediyorum desteklemiştir bunu ya da beslemiştir sinema yazarlığınızı. Yani tabii. Müzikle uğraşmanız, tercümanlık rehberliğiyle uğraşıyor olmanız. Yani hayat görgüsü ve bilgisi arttıkça bir filmi anlayıp yorumlama ve o film üzerine yazma tabii. yeteneğiniz de genişliyor tabii. Gayet tabii. Çünkü sinema hayattan ayrı bir şey değil. Sinema etrafımızdaki dünyanın ve yaşadığımız hayatın birebir olmasa da bir yansıması, bir sanatçının algılama veya hayal etme süzgecinden geçerek beyaz perdeye yansıması olayı. Ama sonuç olarak hayat o da, hayatın başka bir prizmadan görünmüş bir şekli. Öyle değil mi? Dolayısıyla tabii, bu tabii. hayat deneyimi denebilecek şey arttıkça işte tercüma, rehberlik, mimarlık, İstanbul'u veyahut Anadolu'yu gezmek, dünyayı dolaşmak ki onu da yaptım. Bütün bunlar onun bir parçasıdır. Sinema yazarınız da daha bir olgunluk kazanıyor, daha bir değer kazanıyor tabii. Tabii bir de Türkçe sorunu var, o da çok önemli. Yani dili iyi bilmek, kullanmak, konuşmak ve yazmak. Çünkü Türkçe öyle çok hafif bir dil değil. Yani Türkçe bence Osmanlıca'dan dolayısıyla
Arapça ve Farsçadan aldığı ve sonra bunun içine Avrupa'dan, özellikle Fransızca'dan aldığı deyimler de girmiştir veya kelimeler de girmiştir. Evet. Bütün bunları mükemmel bir şekilde senteze ulaştırmış ve kendine özgü çok zengin bir dil yaratmış bir kültürdür. Türkçe bugün harika bir dildir, hele deyimleri. İnanılmaz deyimler vardır Türkçe'de. Hiçbir dilde yoktur ve hiçbir dilde tercüme edemezsiniz. Öyle bir deyim ki nasıl tercüme edeceksiniz? Şimdi örnekler gelmiyor aklıma. Biz arada sırada arkadaşlarla uğraşırız. Bir Türkçe deyim alıp İngilizce yapan şeyi çevirmeye kalkarız. Katiyen olmaz. Tuhaf bir şey çıkar. Bir de Türkçe bilmek lazım tabii. İyi doğru. Türkçe bilmek lazım. Doğru. O da başka bir şey. Şimdi biraz evvel dediniz ki bir film bir yönetmenin süzgecinden geçer. Biz de onu beyaz perdede görürüz. Peki o film daha sonrasında sinema eleştirmeni olarak sizin süzgecinizden nasıl geçer? Onun üzerine yazı yazarken nereden başlarsınız? Nasıl başlarsınız? Şimdi ilk dönemde tabii daha kompleksliydim. Hele tırnak içinde zor bir filmse. Yani zor film nedir? İşte daha yaratıcı, daha kişisel bir sinema örneği, çok katmanlı, hemen kendini ele vermeyen ki genelde Hollywood filmleri pek öyle olmaz. Hollywood'u küçük görmüyorum, benim çok sevdiğim bir sinemadır ama Avrupa sineması genellikle daha yaratıcı, daha kompleks, daha karmaşık filmler üretmiştir. Öyle bir film karşısında tabii belli bir kompleks duyduğumda olurdu ilk yıllarda. Ama sonra baktım ki bu iş o kadar zor değil. Yani benim deneyimime ulaştıktan sonra, çünkü ben hayatımı her şeye rağmen hala film görmekle geçiriyorum. Yalnız haftada 4-5 film değil. Şimdi çok zengin bir DVD arşivi sayesinde evde de haftada birkaç gece akşamları veya boş öğleden sonraları klasik filmler izliyorum. Sinema artık devamlı benim ilgi alanım içinde olan bir yer. Yani o ilgi, o merak, o keşif duygusu bitmedi. Bitse herhalde bırakırım, anılarımı falan yazarım yani ama daha o merak bitmediği için biraz daha devam etmek istiyorum. Böyle olduktan sonra artık bir film hemen kendini ele veriyor demek istemiyorum. Yine bazı zorluklar vardır. Ama artık daha filmi izlerken kafamda bazı cümleler dolaşmaya başlıyor. Veyahut da nesine ağırlık vereceğim, neyi ön plana çıkaracağım. Hatta bazen çok zor bir filmse pek yaptığım yoktur ama yani bazen olabiliyor. Bir kalem kağıt çıkarıp karanlıkta bir iki anahtar kelimeyi veya da bir cümleyi not almaya çalışıyorum. Bazen unutulabiliyor çünkü. Evet. Onu da yapıyorum. Sonra oturunca da gayet rahat yazıyorum. Yani artık bir kompozisyondur tabii eleştiri. Yani başı sonu ve bir de finali vardır. Başından aşağı yukarı o plan kafamda beliriyor. Bütün mesele onu kelimelere dökmek. Ama sonra en azından 3-4 kere okuyorum, üstünden geçiyorum, düzeltmeler yapıyorum. Yani biliyorum ki yalnız eleştirmenlerde değil, köşe yazarlarında bile yazısını yazıp hemen yollayanlar oluyor. Ondan sonra kabahatı editöre atıyorlar. İşte diyorlar ki, ya editör de buna dikkat etmemiş kardeşim. Tamam, editör son bir kontrolü yapar ama önce sen kendi yazı birkaç kere denetle. Ne yazmışsın, ne yazmamışsın. Çünkü hepimiz insanız yani, hata insanlar içindir. Lapsüs, bir şey düşünüp başka bir şey yazmak. Her dakika yapılabilecek bir yanlıştır bu. Ben de bazen yapmış oluyorum. Dolayısıyla birkaç kere okumak şart tabii. Seyirci açısından düşünürsek peki, şimdi bir film yeni vizyona giriyor. İnsanlar işte reklamlar vasıtasıyla bu filmden haberdar oluyorlar. Belki bir merak oluşuyor. Filme gidecekler hafta sonudur ya da işte bir akşamdır. Bunu hangi filme gidelim diye bir seçme yaparlar. Sinema eleştirmenlerinin genel olarak tabii soruyorum yazıları ne kadar yönlendiriyor seyirciyi? Şimdi ben Cumhuriyet'te belli bir dönemden sonra çok etkili bir yazar oldum. Çünkü Cumhuriyet o dönemde şimdiki gibi sadece daha küçük bir çevrenin gazetesi değil. Bir dönemde 1980'li yıllarda tirajı 120-130-140 binlere çıkmış. Daha çok satan, daha etkili ve kayıtsız şartsız bütün aydınların aldığı bir gazeteydi. Bugün çok parçalandı tabii o basın, o medya alemi çok parçalara ayrıldı. Veyahut da tam tersine daha homojen bir hale geldi, daha tek düze bir hale geldi. Öyle olduğu da söylenebilir. Ama o yılların genel yapısı içinde Cumhuriyet çok etkiliydi her halükarda. Ve benim bir filme hemen bir yazımla, yani bir yapımcı veya sinemacı söylemişti bunu, benim uydurduğum bir şey değil.
hemen anında 20-30 bin ekstra seyirci sağladığımı falan söylemişti. Fena değil doğrusu tabii. Gayet iyi. Gayet iyi. Fena bir rakam değil. Bugün bu kadar etkimiz kalmadığını benim de arkadaşlarımın artık bu kadar etkisi yok. Çünkü sinema olayı... Ne etkiler peki günümüzde seyirci? Yani çok bölündü seyirci. Kategorilere ayrıldı. Evet. Daha çok film geliyor. Sinemalar çok farklı şeyler de gösteriyorlar. Avrupa filmleri de geliyor, eskiden pek gelmezdi. Seyirci bölündü böyle. Bir de ev sineması denen olay gelişti. Evet. Bir kere bir sürü film kanalı var televizyonlarda. Arttı. Evinizde artık bir dönemde video çılgınlığı vardı. Şimdi DVD'lerle istediğiniz filmi alıyorsunuz. Kaçırmış olsanız da orada izliyorsunuz. Veya klasikleri ediniyorsunuz. Ve birçok insan sinema hayatını da evinde sürdürüyor. Sinema izleme etkinliğini evinde sürdürüyor. Eskiden böyle bir şey yoktu yani. Mecburen sokağa çıkıp sinemaya gitmeniz gerekiyordu. Evet. Bütün bu teknolojik değişimler birer devrim aslında. Yani sinemayı evin içine sokmak çok önemli bir olaydır. Sinemaya zararı da dokunmuştur. Sinemacılığa zararı dokunmuştur tabii. Ama sonuç olarak sinema için hayırlı olmuştur. Her filme her zaman ulaşabilirsiniz. Eskiden sinemacının keyfine tabi idiniz. Dolayısıyla, şimdi her şey elinizin altında. Seyirci evet. olarak. Tabii. O hoş bir şey tabii yani. Yani dolayısıyla bizim de aynı ölçüde eskisi kadar etkimiz yok, etki gücümüz yok ve olamaz. Ama bu çok önemli değil. Yine de aramızda okunan arkadaşlarımız var. Gençlerden çok meraklı, sinemayı iyi bilen, DVD'lerle de bilgi edinen insanlar geliyor. Gençleri çok seviyorum. Biz SİAD'da o dönemde 10-15 üye bulmak için bayağı çaba gösterir. Hatta magazin yazarlarını mecburen alırdık. Bugün bizim hepsi ciddi sinema yazarı olan 90'a aşkın, neredeyse 100'e yakın üyemiz var. Demek ki meslek de kendi içinde gelişti. SİAD'ın da kurucularındansınız bu arada. Kurucularından değil, kurucusuyum yani. Kurucusuzsunuz. Artık onu da söyleyeyim. Evet. Hiç sevmem örgütçülüğü. Hayatımda örgütçü olmadım. Hiçbir dernek falan da kurmadım. Bir partiye intisap etmedim. Şunu yapmadım, bunu yapmadım. Ama baktım ki sinema yazarlarını örgütlemek gerekiyor. Yani bir şeye inandım mı... Çok sevmediğim bir iş olsa da yaparım. Bürokrasiyi yendik 1970'li yılların ortasında. Başvurularımızı yaptık. Dernekler masasına gittik, geldik, yazdık, çizdik, imzaladık. Sonunda 1976 yılında Siyahat Sinema Yazarı Derneği'ni kurduk. O dernek 1980 yılında kapatıldı. İhtilal sonrası. Bütün dernekler kapatıldı çünkü. Ama işte 3-5 yıl sonra yeniden kurduk ve Siyahat bugüne kadar devam etti ve ediyor. Hemen sormak isterim. İhtilal döneminden bahsettiniz. Yani Türkiye birçok dönemlerden geçti. Sosyal olarak, ekonomik olarak. 80'ler çok önemli dönemler oldu bizim için her alanda. Sinemayı nasıl etkiledi peki? Siz o dönemlerde şimdi de çünkü 80'ler, yazarlık yani, yapıyorsunuz. 60 ihtilalinde yaşadım ben. Gerçi çok gençtim ihtilal olduğunda. 20 yaşındaydım ve çok apolitik bir insandım. Yani politikayla hiç ilgim yoktu. Sanatın peşinde ve kişisel sorunlarımın peşinde koşuyordum. Ama 60'larda o kadar büyük bir baskı dönemi olmadı. Çünkü zaten 27 Mayıs'ın getirdiği anayasa eskisinden daha demokratik, daha hakları koruyan, gözeten bir anayasaydı biliyorsunuz. Nitekim 60 sonrası Türkiye'de sol fikirler ilk defa konuşulabilmiştir, sol filmler yapılabilmiştir, emekçiler, işçiler örgütlenebilmiştir. O kadar karanlık bir dönem değildi tabii. Düşünün ki Cemal Gürsel, koskoca askeri kanattan gelen Cumhurbaşkanı, Metin Erksan'ın Yılanların Öcü filminin yasaklaması üzerine bizzat gidiyor, filmi görüyor ve Metin'in sırtını okşayarak, oğlum iyi bir iş yapmışım. Böyle şey olur mu? Bu yasağı hemen kaldıralım diyor ve kaldırıyor. Böyle bir dönemdi. 80 sonrası çok daha ceberut bir dönemdir tabii. Hem sola hem sağa karşı çok daha sert davranmıştır. Zaman üzerinde de bayağı baskılar oluşmuştur. Politik sinema yapılamamıştır. Bütün o 70'ler boyunca yapılmış olan politik sinema yapılamamıştır. Yılmaz Güney zaten işte dışarıdadır ve orada ölmüştür malum. Politik sinema duraksamıştır. Ama buna mukabil daha bireyciliğe dönük işler yapılmıştır. Kadın filmleri birdenbire ortaya çıkmış ve önem kazanmıştır. Yeşilçam tümüyle bittiğinden daha kişisel işler, daha farklı işler yapılabilmiştir. O büyük seyirci bir daha yakalanamamıştır gerçi. Gerçi şimdi tekrar yakalanmış gibi gözüküyor popüler filmler, özellikle komediler sayesinde.
Ama 80 sonrasında bir kabaca 20 yıl o büyük seyirci kitlesi, Yeşilçam'ı yıllar boyu desteklemiş, beslemiş olan büyük seyirci, yani illa her hafta sonu mutlaka kalkıp kitle halinde bir Türk filmi tüketen seyirci olmamıştır. Hı hı. 20 yıllık ekonomik, bir inkıta olmuştur. Ekonomik alanda da herhalde şeyleri var, etkileri var diye düşünüyorum. Hangi alanda? Ekonomik olarak yani 80'lerin getirdiği bir takım zorluklarla işte insanların ekonomik olarak da düşüşe geçtiği bir dönem tabii, oldu. Ama 80'ler aynı hani zamanda asıl bunu sormak istiyorum. Ki, Türk toplumunun daha liberalliğe doğru gittiği bir dönemdir. Yani ne olmuştur? İşte ihtilal yapılmıştır ama ihtilalin desteklediği isimler asla seçimleri kazanamamışlardır. İhtilalin yani 12 Eylülcülerin istemediği Turgut Özal sonunda gelmiştir hükümetin başına. Ve Turgut Özal döneminde de malum Türk parasını koruma kanunu denen o korkunç kanunun ortadan ciddi biçimde tamamen kalktı mı bilmiyorum. İşte Türk ekonomisinin uluslararası rekabeti açıldığı, bence olumlu yıllardır. Tabii o yıllarda bir cumhuriyet yazarı olarak biz Turgut Özal'a da çok kötü gözle bakardık. Sürekli eleştirdik, onu da hatırlıyorum. Ama bugün anlaşıldı ki dünyayla yapılması gereken entegrasyon olayına, ekonomik açıdan demek istiyorum. Hı hı. Turgut Özal döneminde ancak Türk ekonomisi kendisini açabilmiştir ve bunun uzun sürede, bugün de devam eden rekabet, hatta üste çıkma, başa güreşme olanakları çok açıktır yani. Hı hı. Çünkü kapalı bir ekonomiyle hiçbir yere varamazsınız. Her şeyin koruma altında olacak. İşte Türk parasına aman dokunmayın, devalüasyon diye bir şey yok. Hayır, senin paran hangi değerdeyse o değere iner. Devalüasyon da olur, revalüasyon da olur. Hı hı. Bütün bunlar gayet olağan şeyler. Hı hı. Yani 80'ler onu da getirmiştir. Ekonomideki değişiklikler azımsanmayacak kadar önemlidir. Ben öyle düşünüyorum. Bir sinema yazarı, bir sinema eleştirmeni olarak ön gösterimlere gidiyorsunuz, filmlere gidiyorsunuz. Bir film seyirci önüne gelmeden evvel aslında sizler izliyorsunuz. Hemen sorsam, önce yabancı filmlerden başlayarak. Son dönemde yapılan filmleri nasıl buluyorsunuz? Yani teknikleri çok iyi evet ama içerik olarak nasıl bulursunuz? Vallahi son dönemde fena filmler yapılmıyor. Bakın çok samimi söylüyorum. Eğer günümüz sinemasının berbat bir sinema olduğunu düşünsem yazmam. Niye bu kötü filmleri izleyip de yani tamam maddeten belki hala bir gazetede çalışmaya ihtiyacım var ama yani sonuç olarak o kadar da değil artık. Bu yaştan sonra köşeme çekilip sadece kitap üretmekle de yetinebilirim. Zaman zaman düşünmüyor da değilim. Ama emin olun günümüz sinemasında beni hala heyecanlandıran filmler çıkıyor. Hı hı. Yani şimdi geriye bakıp da işte şu film iyiydi, şu film iyiydi demek istemiyorum ama şu içinde bulunduğumuz haftaya bakalım sadece. Evet, örnek verebileceğiniz. Lincoln, bir de işte Catherine Bigelow'un nedense Türkçe isim konmayan o Zero Back Thursday adlı filmi var. Şimdi bunların ikisi de önemli filmler. Catherine Bigelow'un filmi işte malum Usame Bin Laden olayına dayanı, Usame Bin Laden'in komutanları ve ailesiyle birlikte bir Pakistan köyünde kıstırılıp öldürülmesinin hikayesi. Ve bir kadın yönetmen çıkıyor. Bu son derece erkeksi hikayeyi. Gerçi asıl kahramanı bir kadın. Tamam öyle bir feminen yanı var. Ama aslında sert, aksiyona dayalı bir hikaye gayet güzel anlatıyor. Beni çok etkiledi. Keza Lincoln filmi de yine tarihi değiştiren olaylardan biri olan, her ne kadar arada birkaç yüzyıl fark olsa da, işte Amerikan Kongresi'nin 1865 yılında köleliği lağvetmesi. Yani zencilerin de yasa önünde beyazlarla eşit olduğunu kabul etmesi. Hı hı. Şimdi bunu böyle söylemek kolay ama düşünün ki o yılların Amerika'sında herkesin aşağı yukarı kölesi var. Hele bütün güney bölgesinin köleler öyle görülüyor ırk olarak. Onlar köle. Köle yaratıldı. Sanki Allahu Teala bu ırkı köle olarak yarattı. Böyle bir şey olabilir mi? Hı. Ama Amerikalılar, sözüm ona o büyük devletlikleri içinde, o yıllarda da büyük bir devlet çünkü. Hı hı. Buna inanıyorlar. Bu çok yaygın bir düşünce. Bir tür ortak bilinç. Bu ortak bilince karşı adam adeta tek başına filmde anlatılıyor. Hı hı. Mücadele veriyor. Ve bu köleliğin kaldırılması yasasını kongreden geçiriyor. Ama ne oluyor? 2-3 ay sonra vuruyorlar. Amerikan usulü bir suikastla öldürüyorlar. O başka. Bu da çok önemli bir olay. Bütün bu olaylar hala bizi etkiliyor. Bakın Obama'nın
Amerika'da başkan olmasına bir dönem önce niye hepimiz şaşırdık ve sevindik? En azından ben kendi adıma çok sevindim. Çünkü kara derili birisinin de yüzlerce yıl köleliği yaşamış olan Amerika'da başkan olabilmesi insanlık tarihi açısından bana çok ilginç gözüktü. Bugün de bu fikrimi koruyorum. Bunu anlatan bir film. Şimdi bu filmleri görmek, üzerinde konuşmak, tartışmak, bilgilenmek, bilinçlenmek lazım. Dolayısıyla günümüz sineması çok iyi şeyler üretiyor hala. Türk sineması gelirsek? Türk sineması da iyi. Çok seviyorum. Çok iyi şeyler yapılıyor. İçerik bir yandan olarak... işte o popüler sinemanın iyi örnekleri var. Son zamanlarda pek çıkmadı ama işte o Yılmaz Erdoğan'ın Kelebeğin Rüyası, Cem Yılmaz'ın nedense ortalarda yok, Yavuz Turgul'un, Çağan Irmak'ın, hatta Mahsun Kırmızıgül'ün, onun ilk iki filmini en azından çok sevdim, filmleri var. Bunlar popüler kitleye seslenen ama kaliteli filmler. Bir yandan da artık her gittikleri yerde ilgi gören, ödül alan, filmleri aranan, festivallere davet edilen bir kuşak var. Onları da sayalım. İnşallah hiçbirini unutmayız. Nuri Bilge Ceylan, Reha Erdem, Zeki Demirkubuz, Yeşim Ustaoğlu, Derviş Saim. Bunlar da son dönemin son derece başarılı genç yönetmenleri. Ve onlardan da çok şey bekliyorum. Onlarla iftar ediyorum. Yani çok hakikaten önemli Türk filmler yapıyorlar. Artık dışarıda tanınan, bilinen, aranan, saygı gören bir sinema oldu. Festivallerde de bol ödülle dönüyorlar ülkemize. Evet. Sizin ayrıca festivallerde jüri üyelikleriniz de var. Var. Festivallerde ödül vereceğiniz filmleri nasıl belirlersiniz? Yani biz belirlemeyiz de bir festivallerde jüriler vardır ve o jüriler de çok değişir. Jürinin genel yapısına bakmak lazım. Ben dış ülkelerde özellikle Fipreski denen sinema yazarları jürilerinde bulundum. Hatta 3-4 tanesinde de başkandım ben. Onun dışında öyle büyük festivallerde Berlin, Cannes gibi asıl jüri dediğimiz büyük jürilerde bulunmadım. Çünkü oralara genelde sinema yazarlarını almıyorlar pek. Daha medyatik kişiler oluyor. Ama bizim yerli festivallerde jürilerde bulunduğum gibi jüri başkanı da oldum. Antalya'da oldum, Ankara'da oldum, bir yerlerde daha oldum. İstanbul'da olmuyoruz tabii. Çünkü ben İstanbul Festivali'nin kurucuları arasındayım. Evet, İstanbul Film Festivali'nin. Baştan beri orada görevliyim. Dolayısıyla biz kendimizi jürilere koymuyoruz. Festivalin yani İKSV'nin adamı olduğumuz için. Evet. İstanbul Festivali'nde hiçbir jüride görev almadım bugüne kadar. Bırakın başkan olmak. O ayrı bir durum ama onun dışında birçok yerde jürilik yaptım. Genel bir psikolojidir. Başkansanız daha da sorumluluğunuz artar. Herkesi dinlemek, hele başkansanız herkesi dinlemek, herkesin fikrine kulak vermek, bir takım farklı görüşleri eski deyimiyle telif etmek, birbirle uyuşturmak, birbirle anlaştırmak, kimsenin hakkını yememek, bunlar gerekir tabii. Atilla Dorsay bir sinema eleştirmeni olarak televizyona nasıl bakıyor peki? Günümüz televizyonuna. Valla televizyonun önemini katiyen inkar etmiyorum, katiyen yatsımıyorum. Ben de her akşam 7'den itibaren en azından 2 saatim ekran karşısında geçiyor. Haberleri izliyorum. İzlediğim 1-2 yabancı dizi var. Polisiye diziler özellikle beni çok rahatlatıyor, kafamı boşaltıyor. Ama ben artık yerli dizi izlemiyorum. Yıllarca bazı yerli dizileri izledim. Şimdi bu sorudan Şehnaz sonra Tango. Zaten dizilere gelecektim. Hazır gelmişken dizileri de konuşalım. Konuşalım. Şehnaz Tango yıllarca izlediğim bir dizi oldu. Ve bittiği gün gerçekten çok üzüldüm. Geçen gün eski yazılarımı tarıyorum. Şehnaz Tango'nun bitmesine ne kadar üzüldüğüme dair 1-2 yazı yazmışım. İkinci Bahar, baştan sona izlediğim bir dizi evet, oldu. Evet, Şener Şen ve Türkan Şoray. Onlar bizim özgün dizilerimizde. Tabii daha geriye gidip TRT'nin ilk dönemindeki o unutulmaz dizileri, işte Beş Türk hikayesini veyahut da o ilk yerli dizileri de tabii hiç ihmal etmeyelim. Aşk-ı Memnu başta olmak üzere. Çocukluğumdan hatırlıyorum. Üç İstanbul vardı TRT'den. Üç İstanbul biraz daha sonra. Çalıkuşu zaten. Biraz daha sonra. Onlar renkli çekilmiştir hatta. Evet. Üç İstanbul muhteşem bir diziydi. Çok. Bütün o diziler çok önemliydi. TRT'nin diziciliğimize yaptığı katkılar ilk başlarda muhteşemdir yani. Hatta belki dizi sektörünün ilk gayet açılışı yani TRT'de oldu. İsmail Cem döneminde hele rahmetli. Çağırdı bütün sinemacıları ve
istediğinizi yapın dedi. İşte Halit Refik Aşk-ı Memnu'yu yaptı. Hı hı. Metin Erksan Beş Türk hikayesini yaptı vesaire vesaire. Lütfi Akad, Ömer Seyfettin'in uyarlamalarını yaptı. Aa, o da evet. Bir dizi sayılır kendi içinde. Çok önemliydi onlar. Bütün bunlar çok önemli şeylerdir. Hı hı. Ve hatta TRT o zamanlar şeyleri de yapardı. Muski bestekarlarının hayatlarını falan yapardı. Ahmet Özhan falan oynardı hatta. Tabii, tabii. Yani öyle diziler de vardı. Yani bunlar hem bir dizi olarak izlerdik biz hem de o insanları tanıma fırsatı bulurduk. Yani aynen. En azından o zamanlar o insanların hayatlarının özlerine dokunulmadan yazılırdı aynen, senaryolar. Aynen. Şimdi bir takım uyarlamalar yapılıyor, edebiyat uyarlamaları yapılıyor vesaire. Ama galiba biraz günümüz dizi sektörü özü de bozuyor gibi geliyor. Siz ne dersiniz? Kesinlikle bozuyor çünkü ila nihaya devam ediyor diziler eski deyimle. Yani ünlü bir romanı alıyorlar ki o roman bazen küçük bir romandır. Mesela Yaprak Dökümü Reşat Nuri'nin nispeten ince bir romanıdır. Yaprak Dökümü ki iyi bir diziydi her şeye rağmen. Yıllarca sürdü. Nasıl sürdü bilmiyorum. Hakikaten anlamadığım bir şeydir. Şimdi alıyorlar işte o ünlü romanları. Amaçları eğer dizi tutarsa ila nihaya sürdürmek. Eğer klasik bir romansa sürmez ki bir yerde biter, bitmesi lazım. Evet. Ve de ne oluyor? Süreler çok uzun. Neyse bunlar çok söylendi artık, bunları söylemekten nefret ediyorum. Evet. Dünyanın hiçbir yerinde 1,5 saat süren reklamlarla 2-2,5 saat süren bir bölümünden bahsediyorum. Bir dizi anlayışı yok. Yok böyle bir şey yani. Dizi dediğiniz bazen 20 dakika oluyor dışarıda komedi dizileri. Evet, evet. O evet. Polisiye diziler taş çatlasa 40-45 dakikada bitiyor. Evet. Dramatik bir dizi ise de işte en fazla 50 dakika sürüyor. Bir saati katiyen bulmuyor veya aşmıyor. Biz de oturup 2,5 saat ekran karşısında falanca dizinin bir bölümü. Tabii ne oluyor böyle sürmesi için? Yavaşlatılıyor. Saatlerce karşılıklı bakışan insanlar, ahlar oflar çekiliyor, ağdalı laflar ediliyor. Yani dizilerimiz külliyen kötü demiyorum. İzlemediğim halde geçen hafta Muhteşem Yüzyıl'a takıldım. Ve adeta baştan sona merakla izledim. İlginç de bir bölümmüş. Gazetede kıyamet koptu sonra. İşte bu hafta Muhteşem Yüzyıl'da neler neler oldu tarzı yorumlar. Ben tesadüfen o hafta takılmışım. Tabii o dizide bazı şeyler var. Bunu inkar etmiyorum ama genel anlamda diziciliğimiz bence yerlerde sürünüyor. Bir yapaylık hakim, bir zoraki uzatma hakim. Bir de baygınlık hakim ve bir de müzik hakim. Evet. Baştan sona müzik. Uzun müzikler. Ya iyi sinema müziği çok dikkatle kullanmalı. Kullanmasını demiyorum. Ama diyeceksiniz diziler sinema değil. Olsun. O da sinemanın bir yan türü. Daha şeyle birlikte, jenerikle birlikte baygın bir müzik başlıyor ve bütün dizi boyunca devam ediyor. Hayatta böyle müzik yok ki. Şu anda biz burada konuşurken Allah aşkına bir yerden müzik sesi geliyor mu? Evet. Gelmiyor. Evet. Dolayısıyla bu işi bu kadar yapaylaştırmak doğru değil. Bir de şey de çok enteresan gelir bana, yani yapılmaması gereken bir şey. Saat doldurmak için dediniz ya 2-2,5 saat sürüyor. Onun belki bir yarım saati, hatta belki bir 40 dakikası, hiç saat tutmadım. Geçen haftanın özetini vererek aynen, geçiriyorlar. Aynen, aynen. Sonrasında yeni aynen. bölüm yapıyorlar. Bu da çok enteresan vallahi bir şey. Valla işin suyu çıktı. Hakikaten işin suyu çıkarıldı yani. Maalesef. 1977'de Mitos ve Kuş'la başladınız. İlk kitabınız 1977'de çıktı. 2013'te de Yüzyılın Yüz filmi 7. baskısını yaptı. Evet, 7. Ve her sene en az bir kitap mutlaka var, birkaç kitap var. Yani hem sinema eleştirmenliği hem gazete yazarlığı ve kitaplar, nasıl yetişiyorsunuz? Ecem, abartmayalım. Şimdi benim kitaplarımın sayısı 46-47'yi buldu. Ama bunların büyük bölümü yazılarımın derlenmesinden oluşur zaten. Hı hı. Tabii bir kitabı derlemek bile çok büyük bir çabadır. Öyle olduğu gibi yollamıyorum. Bütün yazılar baştan aşağı okunuyor. Hatalar vardıysa düzeltiliyor. Up to date, yani güncelleştiriliyor. Hı hı. Yazılar seçiliyor, tasnif ediyor vesaire. Ama ne olursa olsun bu kitapların yarısından çoğu zaten derleme kitaplardır. Ama bir sürü de özgün kitabım var tabii. Yılmaz Güney, Türkan Şoray biyografileri, işte en son... 1,5 yıl önce bir şiir kitabı, yine bir 6 ay önce bir hikaye kitabı, ilk defa hikaye yazdım. Hı hı. Bunun gibi bir sürü özgün şey de var. Valla yazı yazmayı çok seviyorum. Hı hı. Üretkenim, kolay yazıyorum. Öyle sabah erkenden kalkıp bilgisayarımın başında oturduğum zaman birkaç saat gayet verimli biçimde çalışabiliyorum. Hı hı. Artık akşamları yazamıyorum, bir tembellik hasıl oldu. Ama sabahları gayet iyi çalışıyorum ve bu enerjim böyle devam ettiği sürece daha bir takım kitaplar çıkacak tabii. İnşallah. İnşallah. Ben geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere ve yeni kitaplarınızı da heyecanla bekliyoruz. Sağ olun.
Evet, kıymetli seyircilerimiz, bugün Atilla Dorsay ile birlikteydik, sinema eleştirmeni. Onun hem sinemaya hem televizyon dünyasına bakış açısını birlikte konuşmaya gayret ettik. Haftaya tekrar görüşmek üzere.